Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda size Yunan mitolojisinin en etkileyici öykülerinden biri olan Oidipus'un öyküsünü anlatacağım. Onun hikayesi pek çok yönüyle ele alınmış ve gerek felsefi, gerek ahlaki, gerekse bilimsel yönden çokça tartışılmıştır. Oidipus efsanesinin kökeni ve yaşı belirsizdir. Bilinen en eski kaynak, M.Ö. 8. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun bir kıyı kenti olan İonya'da oluşturulduğu tahmin edilen Odiseya'nın 11. bölümü Nikya'dır. Oidipus bu metinde şu sözlerle geçer. Oidipus'un annesini gördüm, güzel Epikaste'yi. Bilmeden büyük bir suç işlemiş, evlenmişti oğluyla. Oidipus öldürmüştü babasını ve koynuna girmişti anasının. Tanrılar da açıklamıştı bunu İnsanlara ansızın. Oidipus yönetti yine de Kadmos oğullarını güzel tebaide. Amansız tanrıların buyruklarıyla acılar çeke çeke. Epikaste ise engin kapılı Hades'e inmişti kaygılar içinde. Yüksek damından sarkıttığı kemende bağlayıp kendini. Bir sürü de bela bıraktı arkada Oidipus'a. Ne kadar bela gelirse annesinin öcünü alan perilerden hepsini. Homeros'un Odiseyası'nda Oidipus'un annesinin adı Iokaste değil de Epikaste olarak geçer. Ancak bunun dışındaki bütün anlatılarda Iokaste'dir. Geçmişi muhtemelen 8. yüzyıldan daha geriye giden İlyada eserinde Oidipus için yapılan bir ayinden söz edilir. Yine 8. yüzyıldan kalma bir destan olan Oidipodia, Oidipus'un kaderini anlatır. 6000 dizeden oluştuğu bilinen bu destandan günümüze çok az şey ulaşmıştır. Aristoteles, kusursuz bir sahne oyununun nasıl yazılması gerektiğine örnek olarak Oidipus tragedyasını göstermiştir. Hikaye, Tebai kralı Laios ve kraliçe Iokaste'nin bir oğulları olmasıyla başlıyor. Çocukları olduktan sonra kral ve kraliçe bir kahine başvuruyorlar. Kahin, krala oğlunun kendisini öldürüp karısıyla evleneceğini söylüyor. Kehanetin gerçekleşmesinden çekinen kral Laios, bebeği ormandaki bir mağarada ayaklarından çivileterek ölüme terk ediyor. Fakat bir çoban tarafından bulunan Oidipus, çocuk sahibi olamayan Korintos kralı Polyvos tarafından evlat ediniliyor. Ona ayaklarından çivilendiği için şiş ayaklı anlamına gelen Oidipus ismi veriliyor. Oidipus büyüdüğünde kaderini merak ediyor ve Delfi kahinine gidiyor. Kahin Oidipus'a babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söylüyor. Asıl babasının Polyvos olduğunu düşünen Oidipus, bu kehanetin gerçekleşmesinden çekiniyor ve Korintos'u terk ediyor. Fakat kaderinden ne kadar kaçmaya çalışırsa da yolculuk sırasında biriyle karşılaşıyor, onunla bir sebepten kavgaya tutuşuyor ve sonunda onu öldürüyor. Öldürdüğü bu adam Teb kralı ve Oidipus'un gerçek babasından başka biri değildir. Kahinin kehaneti böylece gerçekleşmeye başlıyor. Tebai şehrinin girişinde sorduğu bilmeceye doğru cevap veremeyeni öldüren yarı aslan, yarı insan bir Sphinx varmış. Sphinx, Oidipus'a da sorusunu sormuş. Sabah 4 ayaklı, öğlen 2 ayaklı, akşam 3 ayaklı olan şey nedir? Oidipus bilmeceyi doğru cevaplamış. İnsandır. Çocukken emeklediği için 4 ayaklı, erişkin bir insanken 2 ayaklı, yaşlandığında da baston kullandığı için 3 ayaklı olur demiş. Doğru yanıtı alan Sphinx, kayalıklardan atlayarak ölmüş. Yunan mitolojisinde Sphinx'ler bilmecelerine doğru yanıt verildiğinde kendilerini yok ederler. Hatta Assassin's Creed Odyssey'nin bir bölümünde böyle bir sahne vardı. Hayattayım ama yoksulluk, canlıyım ama ölü gibi soğuk. Asla susamam, lakin içerim oluk oluk. Tebai halkı kendilerine uzun zamandır zulmeden bu Sphinx'ten kurtulmuş olur. Oidipus'a minnetlerini göstermek için onu Tebai'nin yeni kralı yapıp kralın dul karısı Iokaste ile de evlendirirler. Teb halkının kral katilinin yeni kral olduğundan haberleri yoktur. Onlar bundan Sphinx'i sorumlu tutmuşlar. Oidipus da öldürdüğü kişinin kral olduğunu bilmiyormuş. Babası Laios'u farkında olmayarak öldürüp kehanetin ilk ayağını başlatan Oidipus'un annesi Iokaste ile evlenmesiyle kehanet tamamlanmış olur.
Bu evlilikten iki erkek, iki kız çocuğu doğmuş. Kızlardan biri şu ünlü Antigon. Bir süre sonra Tebai şehrinde salgın başlamış. Bereketsizlik baş göstermiş. Ekinler büyümez, kadınlar çocuk doğurmaz olmuş. Halk Oidipus'tan yardım istemiş. Oidipus yine kahinlere danışmış. Kahinler eski kral Laios'u öldüren kişinin hala Tebai şehrinde olduğunu ve onun cezalandırılması gerektiğini söylemişler. Bunun üzerine Oidipus başlamış işin aslını araştırmaya. Onu çocukken ölüme terk etmiş olması gereken çobanı bulmuş ve hikayenin aslını öğrenmek istemiş. Ve böylece seneler sonra o yol ayrımında öldürdüğü kişinin gerçek babası ve evlendiği kişinin de annesi olduğunu öğrenmiş. Laios'u kimin öldürdüğünü araştıran Oidipus, acı gerçeği öğrenmiş bir şekilde karısı ve aynı zamanda annesi Iokaste'nin yanına gittiğinde kendini asarak intihar ettiğini görmüş ve onun elbisesindeki bir iğneyi alarak kendi gözlerine batırmış ve kendisini kör etmiş. Sefalet içindeki kızgın kent halkı felaketin sorumlusu olarak onu aşağılayıp kentten kovmuşlar. Gözden düşen Oidipus'a kendi çocukları da yüz çevirmiş. Bir zamanların kralı olan Oidipus, dilenci olarak hayatını sürdürürken yanında sadece kızı Antigon kalmış. Klasik Yunan mitolojisinde Oidipus efsanesinin çeşitli versiyonlarıyla karşılaşılsa da hepsinin genel çerçevesi bu anlattığım gibidir. Sofokles'in Kral Oidipus adlı tragedyasını M.Ö. 400'lü yıllarda yazdığı düşünülürse baba-oğul arasındaki çatışmanın uzun bir geçmişinin olduğu söylenilebilir. Tragedyalara asıl şeklini veren oyun yazarı Aeschylus, Tebai üçlemesi Laios, Oidipus ve Yediler Tebai'ye karşıyı sahneye koydu. Bu üçlemeden elimize sadece Yediler Tebai'ye karşı parçası geçmiştir. Oidipus'un dramı ise ancak genel ve kaba hatlarıyla verilmiştir. Aeschylus, eserde ismi geçen karakterlerin temsil ettikleri üç kuşağı bu trajik üçlemenin her bir dramına bölüştürmüştür. Oyunlar, soyların lanetlenmişliği teması üzerine kuruludur. M.Ö. 429 ila 425 yılları arasında 70'lerine merdiven dayamış Sofokles, Oidipus Tyrannos ya da Latince biçimiyle Oidipus Rex isimli tragedya için hazırlanmaya başladığında, gerek destan gerekse de koro şiiri ve tragedya biçiminde hazır bekleyen bir Oidipus birikimi vardı. Oidipus oyunu gerek Atina devletinin gerekse de Sofokles'in ağır bir bunalım yaşadıkları bir döneme rastlamıştı. Bu öznel ve nesnel bunalımların bileşkesinde Sofokles sanatının doruğunu oluşturmakla kalmamış, bütün bir tragedya geleneğinin örnek metni olma özelliğini de kazanmıştır. Oidipus bu hikayenin daha ilk dörtte birlik bölümünde gerçeği fark edebilir, asıl suçlunun kendisi olduğunu anlayabilirdi. Ancak onun gerçeği öğrenmesinin böylesine gecikmesine psikolojik yönden bakıldığında hiç de zorlama olmayan bir insani direnci bulmak mümkündür. Hakikat fazlasıyla çıplak ve aniden tepeden inince insan bilinci onu itip durur. Oidipus, kahinin körlüğüyle alay ederken aslında gerçeklere kör olan kendisidir. Hikayenin sonunda da zaten ironik bir biçimde kendi gözlerini kör eder. Trajik bir ironiyle kahini görmemekle suçlayan Oidipus, kendisini ise gören olarak tanımlamaktan çekinmez. Sen sadece geceden besleniyorsun. Öyle ki ne bana ne de ışığı gören bir başkasına zarar verebilirsin der. Oidipus'la kahin arasındaki konuşmanın geçtiği o uzun bölümde sık sık gece, karanlık, görmek, körlük gibi ifadelerle karşılaşılır. Göstermek, gün ışığına çıkarmak anlamındaki sözcükler adeta istila eder tragediyeyi. Yakın anlamlı sözcükleri de hesaba katacak olursak en az 50 kez bu anlama işaret eden sözcüklerle karşılaşırız. Oidipus'un yaşadıkları bir bakıma görünürdeki aldatıcı durumdan asıl öze, gerçeğe doğru bir harekete de işaret eder. Görünüşten öze, biçimden sahici içeriye, varlığa doğru bir süreç izleriz. Gizli olanın gün ışığına çıkması, yanlışın yerini doğrunun almasının sürecidir bu. Yunan dilinde hakikat, gerçeklik ve ışık özdeş kavramlardır. Aletheia, üzerindeki örtüden kurtulmak, üstün açılması, gizlinin ortaya çıkması anlamına gelir. Oidipus görendir ama kördür. Kahin kördür ama görendir. Sonunda Oidipus da ışığa kavuşacaktır, yani hakikate. Ve fiziksel ışığı yitirse, yani göremese bile ruhsal aydınlanmaya ulaşacaktır. Oyunda lekeleme, kirletme ile eş anlamlı kavramlar yaygındır. Sonunda kirli biri olduğunu keşfeden Oidipus, tam da bu keşfiyle birlikte temizlenir.
Onunla birlikte izleyicinin, okuyucunun içi de temizlenir. Yunanca'da buna katarsis deniyor. Yani arınma, temizlenme. Aristoteles'in Poetika'nın 6. bölümündeki ünlü tanımlamasına göre, tragedya izleyiciye elos, yani duygulandırma ve phobos, yani korku ve endişe yaşattıktan sonra içini rahatlatarak onu huzurlu bir duyguya salıvermelidir. Oidipus dramı tam anlamıyla hem kahramanın hem de seyircinin katarsis yaşamasını sağlar. Oidipus tragedyasını okuduğumuzda sadece ilk çağın değil, klasik çağın tragedyalarında hatta modern romanda örtük ya da doğrudan karşımıza çıkan belirgin bir kader anlayışına rastlıyoruz. İlk çağ Yunan insanı için dünya tanrısal güçlerin eseri olduğu için kusursuzdu. Sanatın, edebiyatın görevi bu dünyayı yeniden yorumlamak değil, onu olduğu gibi taklit etmekti. Ama yine de insan sıkça kötü kaderiyle karşı karşıya geliyordu. Tanrılar bile insan kaderinin ağlarını ören Mire adlı üç tanrıçadan oluşan güç karşısında etkisizdiler. Mirelerin insanlara çizdikleri hayat yoluna müdahale etmeleri, dünyanın düzenini bozmayı göze almaları demekti. Tanrı gücü, insan ve kader arasındaki bu ilişki, tek tanrılı büyük dinlerde tanrı iradesi, insan iradesi ve şeytan kavrayışlarında sürüp gider. Sofokles'in bu ünlü tragedyası, 19. yüzyılın son çeyreğinde filizlenmeye başlayan psikanaliz öğretisinin en popüler ilişki modellerinden birine adını vermiştir. Oidipus kompleksi. Freud'a göre bu dürtüler yine kendisine ait olan psikoseksüel gelişim kuramının fallik döneminde ortaya çıkar. Erkek çocuğun anneye aşırı düşkün olup babanın yerini alma isteği içinde olmasını Oidipus kompleksi, kız çocuğunun babaya aşırı düşkün olup annenin yerini alma isteği içinde olmasını ise Elektra kompleksi olarak adlandırır. Oidipal dönemde erkek çocuk babasına karşı tutumundan dolayı babasının onu cezalandırmasından korkar. Çoğunlukla hadım edilme korkusu yaşanır. Bu korku çocuğun anneye karşı hissettiklerinden daha ağır basar. Böylece oidipal bağlantı giderek sönümlenir. Bağlantının sona ermesiyle de çocukta babaya özdeşleşme giderek artar. Kız çocuğunda ise bu durum babaya yönelik cinsel isteklerin gerçekleşmemesi sonucu yaşanan hayal kırıklığıyla sönümlenmeye başlar. Babasının sevgisini kaybetmekten korkan çocuk, dönemin sonlarında annesiyle özdeşleşmeye başlar. Her iki çocukta da durumlar ergenlikte yeniden ortaya çıkmak üzere ötelenmiş olur. Oidipus kompleksi çocuklarda cinsel kimliğin oluştuğu bir dönem olması açısından önemlidir. Bu dönemde bilinçaltına ötelenen bastırılmış duygular bireyin ilerleyen yaşamında karşısına çıkacaktır. Freud'un kuramı çeşitli tartışmaların odağı olmuş ve en çok eleştiriyi de çocuğun anne babaya karşı duyduğu ensest eğilim yorumu noktasından almıştır. Erich Fromm, Oidipus kompleksini ensest yasağı olarak görmez. Ona göre Oidipus annesi Iokaste'ye aşık olmamış, babasını öldürüp tahtına geçtiği için annesiyle evlendirilmiştir. Dolayısıyla aşık olarak evlenme söz konusu değildir. Bu mit, anne ve oğul arasındaki bir ensest sevginin sembolü değil, ataerkil ailedeki baba otoritesine karşı yapılan bir isyandır. Oidipus'un Iokaste ile evlenmesi yalnızca ikinci dereceden bir öneme sahiptir. Kral Oidipus, daha çok babasına karşı zafer kazanmış bir erkeğin sembolüdür. Sonuç olarak Freud'a göre çocuk bu kompleks dönemlerini geçtiğinde dişi ve erkek bireyler arasındaki farkı daha net anlar. Hemcinsi olan ebeveyniyle özdeşleşmeye başlayan çocuk, onunla benzer özellikler geliştirme eğilimine girer. Ebeveynini daha iyi anlamaya başlayan çocuklar artık onlara saygıyla yaklaşırlar. Ancak bu süreçte saplantı oluşmuşsa çocuğun ilerleyen yaşlarına taşınabilir. Saplantı çözülemediği takdirde cinsel problemlere neden olabilir. Oidipus'un öyküsü üzerinden pek çok okuma yapılabilir fakat en belirgin yapı ve mesaj şu şekilde yorumlanabilir. İnsanın olduğu yerde bir düzen ve bir yasa hep vardır. Tanrı, otorite ve insan arasındaki ilişki çeşitli şekillerde anlatıla gelmiştir. Tanrı, toplumda düzen sağlamak için yasalar koymuştur. Ensest, Tanrı'nın yani babanın yasasıdır. Tanrı'nın yasasını çiğnemek, o yasayı yok saymaktır. Kültür ise Tanrı'nın ortaya koyduğu yasalar üzerinden toplumsal kurallarla devam ettirilir. Kültürü inkar, babayı inkara eşittir ve kişiyi felakete sürükler. Tanrı'nın yasasını yok sayanlar, Oidipus gibi bir sona maruz kalacaklardır. Ve hiç kimse, hatta tanrılar bile kendi kaderlerinden kaçamaz.